Mesnevi Habbe 32 Nefis daima ıstıraplar kalaklar içinde evhamdan kurtulup tevekküle yanaşmıyor. Hükmü kadere razı olmuyor. Kaderin her şeyi güzeldir. Vücudumuzda bunun binlerce misali ve şahidi vardır. Organlarımızdan. Mesela elimize ele alalım. Beş parmak olarak takdir edilmiştir. Bu bir kader tecellisidir. 2 de olabilirdi, 15 de olabilirdi. Elimizin şeklinden eklemlerinin sayısına, avuç içine, bilekle irtibatına kadar her şey en güzel, en hikmetli, en rahmetli bir şekilde planlanmış. Dış alemimize bakalım, sema ve arz arasındaki yardımlaşmadan, hava unsuruyla ciğerlerimiz arasındaki münasebete, yer çekiminden gece ve gündüzün birbirini takip etmelerine kadar sonsuz icraatlar da yine en güzel şekilde takdir edilmişler ve bunların her birinden nice faydalar görüyoruz. İşte kendi varlığını ve alemdeki hadisatı bu nazarla seyreden insan, dünya hayatının bir takım sıkıntılarını, insana hoş gelmeyen üzücü olaylarını da Allah'ın birer takdiri olarak değerlendirdiği takdirde onların arkasında da aklımızın eremeyeceği nice hikmet ve rahmet cilveleri olduğunu düşünür, gönlü rahat olur, sıkıntıları asgariye iner şöyle olursa ben ne yaparım ya böyle olursa o zaman halim nice olur gibi vehimlerden evhamdan kurtulur. Şemsin tulu ve grubu mukadder olduğu gibi insanın da bu dünyada tulu ve grubu ve sair mukadderatı kaderi kalemi kader ile cephesinde yazılıdır. Güneşin doğuşu da rahmet batışı da birincisi bizi gündüze ulaştırırken ikincisi ıstırat zamanımız olan geceye teslim eder. Aynı şekilde insanın, insanın dünyaya Gelmesi de rahmet, gidişi de rahmettir. Birincisi bizi bu alemle tanıştırırken, ikincisi cennet bahçelerinden bir bahçe olarak tarif edilen kabir alemine götürür. Vazifeni yap, vazife ilahiye karışma, tevekkülünü et. Aksi yolda giden, kadere teslim olmayan, tevekküle yanaşmayan, hadiseleri evham ile değerlendiren hastalıklara, isyan ile mukabele eden bir insan başını taşa vurmuş gibi olur fakat başı kırılır yazılara bir şey olmaz. Teslim ve tevekkülde ruh için büyük bir rahat vardır. Yine bu insan tarlasını ekip bakımını yaptıktan sonra köyüne döndüğünde sırata çekilemez. Ya dolu vurursa ya bahar kurak geçerse ya bir yangın çıkarsa gibi evhamlar vehimler onun kalbine sıkıntılar verir. Tevekkülsüz bir insan rahat seyahat edemez. Bindiği otobüsün Yahut uçağın kaza geçirme ihtimali onu korkutur, rahatsız eder. Böyle bir insan rahatça uyamaz. Kanının pıhtılaşması, kalbinin durması gibi ihtimaller onu rahatsız eder. halık külli şeyin rububiyetine muhabbetle rızadade olmak. Semavat ve arzın haricine kaçıp kurtulamayan insan kaderin ıstırar hükümlerine boyun eğmelidir. Muhabbetle rızadade olmalıdır. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır.